Sensiz nereye giderim? Ne yaparım bu koca payitahtta tek başıma? Bağışla, ne olur. Hani istemiyordun? Sizin olsun hünkâr diyordum. Hangi yere sevdalandın? Hele bir taşla varalım, her şeyi anlatacaksın bana. Yakalayın şu hatunu. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Derdini valide sultanımıza anlatırsın. Derviş Paşa nerede Dudu? Evladım hasta düşmüş, ateşler içinde yanarken o nerede? Akşam vakti saraydan ayrılmışlar. Kimsenin malumatı yok. Valide Sultanım, cariyelerden biri harimden kaçarken yakalanmış. Muhafızlar vurmuş kafili. Kimmiş? Şahiste Hatun. Zarcıların dediğine göre yanında bir cariye daha varmış. Harime dönünce yetişememişler. Lakin ismini duymuşlar. Sen gece oğlumun yanındaydın. Eyvahlar olsun. Hastalık değil bu. Zehir. Zehirleyip kaçtın aslanımı. Zehir mi? Hayır. Ona. Bir de soruyor. Hangi zehri verdin söyle. Söyle çaresini bulsun hekimler söyle. Ne zehri sultanım? Ben bir şey yapmadım. O halde niye kaçtın?
Sorgu suali alın şunu. Konuşana kadar lime lime edin etlerini. Götürün. Ahmet! Ahmet! Cennet. Ben yapmadım. Zehri kim verdi sana? Söyle. Ben yapmadım. En son hünkârımızın yanında sen vardın. Gecenin bir vakti çıkmışsın dairesinden. Ağalar sual etmiş, hünkârımız gönderdi demişsin. Zeynep Kalfa, sen biliyorsun. Ben hünkâra zarar veremem. Asla yapmam. Cennet. Dudu. Kızın eti ne, budu ne? Zehri nereden bulacaktı hünkârımızı, Zehri'ciğim? Bir şey biliyorsan söyle Cennet. Bir şey bilmiyorum Hatun. Ben yapmadım. Kız masum. Kes sesini. Masummuş. O yüzden mi kaçtı? Kaçtım. Kaçtım. Ama yapamadım. Vazgeçtim. Cennet. Evladımı sana emanet ettim. Gölgesi olacaktın. O küçük yılan oğlumu zehirlerken neredeydin dermiş. Bağışlayın sultanım. Zehir olsaydı çoktan kendini belli ederdi. Başka ne olabilir ki? Hünkârımıza hediye ettiğiniz cariye kaçarken yakalandı. Suçunu itiraf mı etti? Elinde delil mi var? Yok. Anlamadan dinlemeden masum bir cariyeye eziyet etme. Ne oldu sultanım? O masum cariyenin söyleyeceklerinden mi korktunuz? Bunları duymamış olalım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Evladım zehirlendi. Ve bunu her kim yaptıysa şu an aramızda. Çaşnigira. Hadi. Şişt. Ortalık yıkılıyor, sen hala uyuyorsun. Olacak iş değil, kalk. Kalk. Subhanallah. Subhanallah. Sultanım. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyettedir inşallah. Çok şükür saati yerinde. Uyuyor sultanım. Neden sual ettiniz? Nedeni mi var elime? Hastalık ölüm kol geziyor sarayda. Görüyorsun değil mi dermiş? Nasıl da toplandı leş kargaları. Ahmet'im ölsün diye bekliyor hainler. Sana dedim. Rum kızı oğlumdan uzak tut dedim. Sultanım felaket dabbetülaz. Çaşnigira yatanda ölmüş. Yüzünü görseniz felaket.
Uzak durun sultanım, bu illet zehir değil. Çiçekmiş sultanım. Çiçek hastalığı. Herkes dışarı. Derhal. Ahmet! Oğlum! Derhal tecrit olunsun hünkârımız. Hacı Ağa, Şehzade Mustafa ve sultanlarımızı koruyun. Sarayda haremde kim varsa herkes muayene edilecek. Çiçeğin şüphesi dahi kafi. Tecrit odasını alın. Emredersiniz paşam. Derviş paşa, hünkârımızın çiçek olduğunu kimse bilmeyecek. İşitirlerse maazallah isyan çıkar. Kimseyi durduramayız. Ben şehzademize bakayım. Bu iş sen Anastasiye. Oğlum nerede kaldın? Bize yakalandın, postu deldirdin sandık ha. Geldim işte. Ne oldu peki, anlat. Anastasya nerede? Limana götürdün mü? Kaçmaktan vazgeçti. Saraya döndü. Nasıl? Sen canını ortaya koydun, o vazgeçti. Öyle mi? Yapamazmış. Padişahımıza bunu yapamazmış. Aşık olmuş. Neden kaçmak istemiş? Kesin sesinizi. Yatınızı varın. Ağlara haber vereceğim şimdi. Senin sabahın oğlum. Yüce Rabbim günü senin için doğuracak. Karanlık ve dipsiz kuyulardan çıkan Hazreti Yusuf misali çıkacaksın gün yüzüne. Köşe bucak temizleyin.
sirkeyle iyice ovun hatunlar. Bundan böyle taşla giriş çıkışlar izne tabi. Ağlar, izinsiz kimse girip çıkmayacak. Vezirazam Hazretleri. Müftü Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Derviş Paşa. Divana iştirak etmeye geldim. Elbette. Yalnız bugün hünkârımız olmadan toplanacak Divan-ı Hümayun. Hayırlar olsun. Afiyettedirler inşallah. Sıhhati yerindedir çok şükür. İstirahat edip dairesinde çalışmak istediler. Müsaadenizle. Ben de sizinle geleyim paşam. Hünkârımızı arz etmek istediğim hususlar var. Lala Mehmet Paşa'm, hünkârımız hiçbir şekilde rahatsız edilmek istemiyorlar. Hatun. Çıkar beni burada. Sultan Ahmet'e götür. Ben hünkârın gözdesiyim. Haşin! Yoksa hepinizin gelesini alır. Alar! Haşin su kapıyı! Bağırıp çağırma hatun. Hünkârım sesini işitemez. Gelip kurtaramaz seni. Ne oldu ona? Söyle, ne yaptılar? Kim zehirledi? Kimsenin bir şey yaptığı yok. Zehir değilmiş. Hasta olmuş. Çiçek illetine yakalanmışlar. Allah gecinden versin. Pek yaşamaz diyorlar. Sultan. Gel Halime, yaklaş. Şehzademiz nasıl? Mustafa iyi değil mi? Şükürler olsun, hekimler bütün tedbirleri aldılar. Merak etmeyin, gözümden bile sakınıyorum. Âlâ. Bu tılsımlı gömleği şehzademize giydir. Rabbim onu her türlü şerden, beladan korusun. Zira bundan böyle hanedanımızın tek umudu, tek istikbali o. Malum, hünkârımızın vaziyeti iyi değil. Allah'ım esirgesin sultanım. Lakin çiçeğin pençesinden kurtulanı ne duydum, ne gördüm. Yazık. Böyleymiş kaderi hünkârımız. Birbirimizi kandırmaya lüzum yok Halime. Zerre kadar üzülmediğin aşikar. Gözlerinin nasıl parladığını görebiliyoruz. Valide Sultan olmak için yanıp tutuşuyorsun.
Peki siz sultanım? Siz niçin çağırdınız beni? Üzüntünüzü paylaşmak için değil herhalde. Kabul edelim ki siz de istemiyorsunuz Sultanahmet. Zira Handan ve Derviş kurduğunuz nizama çomak soktular. Öyle değil mi? Belli ki sen de Handan'ın yolunda gideceksin. Bizi düşman belleyeceksin. Benim hiç kimsenin yoluna ihtiyacım yok. Bu saraya geldiğim günden beri kendi yolumda ilerliyorum. Emin olun, bu yine böyle olacak. Hay Allah. Boşu boşuna kırbaç yedin. Derhal bir hekimi görmesi lazım. Ben hekim değil. Sultan istiyorum. Beni hünkârımıza götür Cennet. Çıkar buradan. Ben bir şey yapmadım. Suçum yok. Nasıl yok? Peki zehirlemediğin belli oldu. Lakin saraydan kaçtığın için cezalısın. Handan sultanımızın umurunda mı? Hünkârımız da yok. Bugün değil, yarın boğdurur seni. Safiye Sultan var. Git ona söyle. Beni çıkarsın. Söyle kurtarsın. Söylerim. Safiye Sultanımız da koşa koşa gelir seni kurtarır. Sana kıymet vermesinin tek sebebi hünkârımızdı. O da artık yok. Uzun lafın kısası Hatuncuk. Artık yalnızsın. Eteklerinde nice taşlar olduğu malum. Lakin bunları şimdi dökmenin vakti değil Halime. Sen akıllı hatunsun. Evladının sulh içinde tahta çıkması için ne yapman gerektiğini bilirsin. Elbette gün düşmanlık günü değil sultanım. Mazide kaldı. Ben her daim istikbale bakarım. Mühim olan şehzademdir. Onun selameti için ne gerekiyorsa yaparım. Bize biat edeceksin. İtaat edeceksin Halime. Handan gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Aksi takdirde evladının tahta çıkışını göremezsin. Şehzadem selametle tahta çıksın da benim başka bir arzum yok. Merakımı bağışlayın sultanım. Neler oldu? Çok uzun kaldınız içeride. Safiye Sultanımız dizginleri elinde tutmak istiyor. Başına geleceklerin farkında. Ben Valide Sultan olduğum gün o bu saraydan sürülecek. Ve emin ol, sefalet içinde can verecek. Diyorum dairenize gidelim. Bir şeyler yiyin, uyuyun. Aksi halde zayıf düşeceksiniz. Sultanım, paşalarla konuştum. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin sırtlanlardan kan kokusunu saklamak güç. Er ya da geç öğrenecekler. Maazallah. Eğer isyan çıkarsa bastırmaya kimsenin kudreti yetmez. Biricik oğlum, Ahmet'im iyileşip ayağa kalkmadıktan sonra dünya yıkılsa ne gam.
Bir müddet daha buradasın Mehmet'im. Yerinde olsam şikayetçi olmam, zira burası dışarıdan daha güvenli. Çiçek. Hepsini kırıp geçirecek. Bu hastalıkta senin bir alakan var mı Şahin? Ben hastalığın da kendisiyim kardeşim. Hanedanı Ali Osman'ı yok etmek için indim yeryüzüne. Sana inanamıyorum Şahin. Sadece padişah mı ölecek sanıyorsun? Senin yüzünden herkes ölecek. Fahriye Sultan iyi. Kendisini koruyacak tedbirleri aldığına eminim. Nasıl başardın peki? Bu illeti has odaya kadar sokma işini nasıl başardın Şahin? Dağ her ne kadar yüce olsa da kenarında bir yol vardır demişler. Mühim olan o yolu görmek ve o yoldan kimin geçeceğini seçmek. Benim de meziyetim bu. Yüzyıllık esaret sona eriyor. Ben Cihan Hükümdarı. Sen de Kırım Hanı olacaksın. Birlikte üç kıtaya hükmedeceğiz. Şehzade Mustafa. O hayattayken sana saltanatı teslim ederler mi sanıyorsun Şahin? Belki de tam da bu yüzden sıra Şehzade Mustafa'da. Merak etme kardeşim. Seni en kısa sürede bu delikten çıkaracağım. Vaziyeti nedir hünkârımızın? Hekimler bir şey dedi mi? Korkmayın sultanım, içiniz rahat olsun. İyileşme emaresi yok. Dairene git anda. Uyu dinlen. Zira vaziyetini iyi görmüyorum. Hasta düşeceksin. Sizse maşallah çok metinsiniz. Gücünüz kuvvetiniz yerinde. Daha şimdiden aslanımı gömmüş, müşavirelere başlamışsınız. Halime'yi söylüyorsan, şehzademizi hastalıktan koruması için ikaz ettik sadece. İkimiz de hakikati biliyoruz sultan. Halime ile ne konuştuğunuz malum. Şehzadeyi tahta çıkarmak için pazarlık yaptınız. Zira vaktiyle benimle de yapmıştınız. Keşke o gün sözlerimize kulak verseydin de yüzümüze karşı tamam deyip arkamızdan iş çevirmeseydin. Belki Halime dinler sizi. Birlikte huzur içinde yaşarsınız. Dua ediyorum Rabbime. Aslanım iyileşir de sevinciniz kursağınızda kalır inşallah. Sultanım, Şahin Giray gelmiş. Has bahçede sizi bekliyor. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım. Hoş geldiniz. Safiye sultanımız da sizi sual ediyorlardı. Has bahçeye çıkıyorum. Validem haber edersin. Aman sultanım, maazallah çıkmasanız mı acaba? Malum hastalık ateş olmuş. Tepemize yağıyor. Allah seni kahretmesin. Haremde bir dünya işimiz var. Bülbül Efendi'yi ara ki bulasın. Kim bilir hangi dala kondu? Aa, buradaymış. Vallahi dünden beri kolum kanadım kırıldı benim. Hacı Ağa.
Sesim soluğum kesildi. Tevekkeli değil. Seni bir solgun gördüm. Gözlerinin altı da çökmüş iyice. Yok bir şeyim, iyiyim ben. Geceden beri uyumadım, ondandır. Ateşin mi var senin? Eğlenme benimle hacı ağa. İyiyim ben. Allah'ım tevekkül tuala Allah. Rabbim sana sığınıyorum, sana dua ediyorum. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Çiçek değilim ben. Bak. Orası hiç belli olmaz Bülbül Efendi. Hacı ağa. Çaşnı Gera'nın ölüsünü sen buldun. Ne olur ne olmaz. Seni de tecrit atmak lazım. Tecrit mi? Asıl seni içeri atmak lazım. Yalancı karamarsık. Marsık mı? İyiyim ben. Hasta değilim. Madem hasta değilsin o zaman görevinin başına geç. Rabbim. Şükürler olsun. Başka hasta olan yok değil mi Cennet? Aman diyeyim dikkat edin. Merak etmeyin sultanım. Her türlü tedbir alındı. Bir tek zavallı Mahfiruz Hatun hastalığa yakalanmış. Onu da tecrit ettik. Ne diyor bu Cennet? Mahpeyker diyor. Hala zindanda. Az evvel ben de konuştum sultanım. Çıkmak için sizin yardımınızı istiyor. Bunca derdin arasında bir de onunla mı uğraşacağız? Bırak kalsın. Sultanım. Mehmet benim yaptığımı bilmiyor değil mi? Söylemediniz. Ne lüzum var gizlemeye? Bırakın yaptığınız fedakarlığı öğrensin. Öğrensin ki sevginizin büyüklüğünü anlasın. Zinhar bilmeyecek Şahin Giray. Ben elini kendi ailesinin kanına bulamış bir hainim. Caniyim. Vicdan azabı sultanım. Çiçekten daha tehlikelidir. Lakin o yaydan çıktı bir kere. İyisi mi? Siz istikbali düşünün. Ne istikbali? Her şeyi mahvettim. Yanacağım ateşleri susatmaz. Lakin Allah biliyor. Bile isteği yapmadı. Şehzade Mustafa. O da hasta düşecek. Musibet ona da bulaştı. Olmaz Gölge Hatun, yasak. Gölge! Ne olur çıkar beni burada. Gölge! Zinhar çıkamaz, yasak. Ne yaptın sen? Basini belaya sokacaksın. Olmaz Gölge. Ben kaçamam artık. Sultanahmet'i bırakıp hiçbir yere gidemem. Gel. Adın ne senin? Hasan. Ben bir kız arıyorum Hasan. Köle pazarına gitmek istiyorum.
Hancı'ya söylerim, akşam güzel bir hatun yollar size. Öyle değil. Ben kızım için geldim. Onu bulmak için. Nerede bilmiyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Ama bir söz verdim annesine. Onu olmadan dönmek yok. Bana yardım et. Ağlar, yol verin geçeyim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl çıktı bu hatun dışarı? Gölge, sen mi çıkardın yoksa? Hacı ağa, hünkârımız iyileşecek. Ve gözünü açar açmaz beni soracak. O zaman ne diyeceksin? Asıl sen nasıl izah edeceksin kaçtığını? Hı? Durduk yere mi attık seni zindana? Götürün şunu buradan. Hele bir dokun, ilk senin canını alırım. Hacı ağa, nedir bu gürültü? Bağışlayın paşam. Hatun aklını kaçırmış. Tutturmuş içeri gireceğim diye. Merak etmeyin. Ben icabına bakarım şimdi. Ne olur. İzin verin paşam. İçeri gireyim. Bir kez olsun göreyim. Sonra isterseniz tekrar zindana atın. Öldürün, umurumda değil. Ya hatun deli deli konuşma. İçeride ölüm var zaten. Nereye gidiyorsun? Yürü hadi yürü. Bırak kalsın ha. Hünkârımız için kıymetli olan bizim için de öyledir. Hakkındaki hükmü bozdum. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Bu elinizi unutmayacağım paşam. Asla. Pervane ağa geldi. O yaptı saçımı. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sevmediğin değil mi? Kötü olmuş. Senin pervane dediğin benim. Saçların da ateşim olmuş. Tavaf ediyorum yüzünü. Divane etti aşkım beni. Alamıyorum gözlerimi. O yüzden her gün başka havlet. Gördüm. Raşa Hatun gelmiş. Sırtın kan olmuş hatun. Yaralısın. Odana dön, hekimler baksın. Hünkârımız bu haldeyken ben iyileşmiş. Ne olacak? Yok mu bir çare sultanım? Hiç umut yok mu? Allah'tan umut kesilmez. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Lakin sayımız o kadar az ki. Herkes
ölmesini bekliyor. Bilhassa çok sevdiğin sultanın Safiye. Hayır. Çok sever hünkârımızı. Onun sevdiği tek şey güç. Gücün getirdikleri. Çoktan mezara koydu aslanımı da. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için hazırlık yapıyor. Siparişlerinizi derhal yolluyorum beyzadem. Bir kahve ikram etseydim. Vaktim yok Solomon Efendi. Yola çıkmadan önce birkaç ahbabımı ziyaret edeyim dedim. Hayırdır beyzadem? Yolculuk nereye? Payitahttan uzak neresi olursa. Zira öyle bir kış geliyor ki. 7 kat postun olsa yine de kâr etmez. Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl bir kıştır bu? Benden duymuş olma lakin saraydan çok kötü bir haber aldım. Padişahımız Sultanahmet ve kardeşi Şehzade Mustafa hastalanmışlar. Çok ciddi bir şeydir. Çiçek. Mahpeyken. Bu nasıl çıkmış Sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultanahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. Ona döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha. İyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun. Ne yazık. Geç kaldın. Götürün şunu. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım. Oyun oynayacağım. Olmaz şehzadem, yasak. İşimiz bitsin, birlikte oynarız. Mustafa, pek yakıştı. Yakında tahta çıkacaksın. 7 iklimin padişahı olacaksın. Abim gibi mi? Abin gibi. Sen daha kudretli bir hükümdar olacaksın inşallah. Padişah olunca ağlar ne dersem yapacak mı? Ağlar kimmiş Mustafa?
Bütün can önümüzde diz çökecek. Değil mi Baldam? Abime ne olacak peki? Ona da ilaç ver anne, ölmesin. Allah'ım esirgesin. Onca yıl sonra nihayet bizim de yüzümüz gülecek sultanım. Az kaldı Menekşe. Yakında evladım tahta çıkacak. Ve ben alemin gördüğü en kudretli valide sultan olacağım. Cihana hükmedeceğim. Dilrubam hep yanımda olacak. Sen de öyle Menekşe. Baş haznedarım yapacağım seni. Cennet Kalfa neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini yersin kırbacı. Daha çok gidecek miyiz? Yok geldik. Burası köle pazarı. Buyursunlar. Burada, burada. Buyurun, en güzel Rum kızları burada, buyurun. Bu yarının en güzel. Kaç aldın? Siz yeter ki karar verin Beyzadem, anlaşırız. Bir kız arıyorum ben. İsmi Anastasia. Elimde Anastasia yok. Alyosha, Veronika, Katerina verelim Beyzadem. Anastasia benim kızım. Kaçırdılar onu. Çıkarın şunu. Signor Enzo, bende çok para. Kızımın yerini söyle. Daha çok veririm. Kimmiş kaçıran? Hangi kaptan? Geminin adını biliyor musun? Savaş gemileri geldi. Ellerinde resim vardı. Kızımın resmi. Signor, signor. Sizin bu yaptığınızda samanlıkta iğne aramak derler. Payitahta her gün böyle yüzlerce köle getirilir. Talihli hatunsa paşalar, beyler alır. Değilse meyhanelere düşer. Kızlar, kaldırın biraz başları. Ağalar. Buyur. Daha fazla içimde tutamayacağım. Hayırdır Süleyman Efendi? Lakin benden duymuş olmayasınız. Padişah Efendimiz hasta olmuş diyorlar. Allah Allah. Hasta. İşiten yok mudur böyle bir şey? Yok. Hiç işitmediniz mi? Duymadınız mı? Hayır, duymadım. Neymiş ki hastalığı? Çiçekmiş. Çiçek miymiş? Daha da finası şehzadeye bulaşmış. Yakında kıyamet kopacak. Allah sonumuzu hayretsin. Amin ya Rab. Paşalarım, ne eyleyelim ki hünkârımızın sıhhati her gün daha kötüye gidiyor. Asker vaziyeti öğrenirse isyana kalkışır. Hadiselerin önünü alamayız. Emriniz nedir sultanım? Bir an evvel Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması icap eder. Emri hak vuku bulmadan zinhar olmaz sultanım. Asker hünkârımızın cenazesini görmek ister. İcab ederse sizin cenazenizi kullanırız Hafız Paşa. Tabutu açıp bakacak değiller ya. Siz en iyisini bilirsiniz sultanım. Lakin beklemekte fayda görüyorum. Bekleyeceğiz Sarıkçı Paşa.
Lakin isyanın kokusunu aldığımız an Şehzade Mustafa tahta çıkmalı. O güne kadar da eski sarayda kalmalı. Maazallah. O bizim göz bebeğimiz. En iyi şekilde korumak icap eder. Halime Sultan pek sevinmiştir bu işe. Hem de nasıl? Gözlerindeki kini öfkeyi görmemek için aptal olmak lazım. Mühürü alır almaz ilk icraatının bizi sürmek olacağından hiç şüphem yok. Bu yüzden Halime Sultan'dan bir an evvel kurtulmak zorundayız. Neden hala buradasın? Ölüm hemen şu kapının arkasında. Hasta padişahın dairesinde. 40 kapı olsa kâr etmez sultanım. Ölümden kim kaçabilir? Bu onların kıyameti derviş. Onların karanlığı. Zinhar bizim değil. Bizim? Çok yakında oğlum Şehzade Mustafa tahta çıkacak. Arzu ettiğin makamı sana verebilirim. Vezir-i Azam olabilirsin. Arslan'ın büyüyene kadar da devleti birlikte idare edebiliriz. Peki sultanım. Bu lütfunuzun karşılığında ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzademin emniyet içinde tahta çıkmasını istiyorum. Hünkârımızın acılarını dindir derviş. Biz yarın sabah kutlu bir güne uyanalım. Hakkımda yanlış fikirlere kapılmanız için ne yaptım bilmiyorum. Bu alçakça ihaneti kabul edeceğimi düşünmeniz dahi benim için utanç verici. Netice belli paşa. Hekimler en fazla 1-2 hafta dayanır diyorlar. O vakte kadar... Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Hünkârımız sağ. Bu böyle olduğu müddetçe ben de yanındayım. Sultanım. Ne oluyor? Terlemişsindir aşağı. Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Safiye Sultan'dan bize fayda yok Menekşe, biliyorum.
Adım kadar eminim ilk fırsatta saldıracaktır. Beni öldürmek isteyecek. Bu yüzden dervişi yanımıza çekmemiz şart. Zinhar kabul etmeyecektir sultanım. Gördünüz işte. Bugün etmez. Lakin yarın Sultanahmet rahmetli olduğunda ne yapacak? Onun aynı mezara girecek hali yok ya. Fahriye Sultan'ın nişanlı olduğunu unutmayın sultanım. Belki de onlarla birlikte hareket etmek isteyecek. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım elbet. Sen bütün paşalara haber gönder Menekşe. Hepsiyle tek tek konuşmamız lazım. Validen. Dilruba niye çıktın daireden? Mustafa nerede? Dudu Asun geldi. Mustafa'yı alıp götürdüm. Mani olamadım. Ateşi düşürdüğümüz vakitler. Hünkârımız gözünü açıyor sultanım. Lakin epey güçsüz. Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Bazen bir isim sayıklıyorlar. Nasya diyorlar. Nasya. Handan Sultan! Evladım nerede? Ne yaptınız ona? Veliaht dairesine alındı. Olması gerektiği yere. Hem saati ve emniyeti için orada kalması daha münasip. Size bu akılları kimin verdiği malum. Evladımı benden koparacak, canına kıyacaksınız öyle değil mi? Çiçek gibi sari hastalık olduğunda alınması gereken tedbirler bellidir sultanım. Bir evladı anasından ayırmak mıdır aldığınız tedbir? Valide sultan olarak kararları ben veriyorum halime. İstediğin zaman git gör oğlunu. Lakin daha fazlasını isteme. Hangi valide sultanlıktan bahsediyorsunuz? Hı? Görmüyor musunuz? Sizin saltanatınız bitti. Başlamadan bitti. Kalacağım. Gidiyoruz. Kimseye bırakmam seni. Üşüyorum anne. Allah'ım. Mustafa. Oğlum. Menekşe. Aslanım aç gözünü. Mustafa! Mustafa aç gözünü. Allah'ım. Ağlar durmayın öyle hekim çağırın. Mustafa! 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 Aslanım! Menekşe! Ne duruyorsunuz? Mustafa! Hekimler! Mustafa! Aslanım! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Mustafa! Dur! Mustafa! Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım sen bizi koru, ne yapacağız biz? Biz de öleceğiz. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun! Hünkâr olmadı daha. Şehzade olmadı. İyileşecekler. Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce Allah isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin.